Saygıdeğer izleyenler, Ünye Merkez Aya Nikola mevkiinde bilerek ya da bilmeden oluşmuş bu çukur büyük tehlike arz ediyor. Aslında kimler için? Hem otomobiller hem de bu güzergahı kullanacak insanlar başta olmak üzere bütün canlılar için sıkıntı. Özellikle de güvenlik önlemi, güvenlik şeridi konmadığı için gece gündüz sıkıntı yapmaya devam ediyor, üretmeye devam ediyor. Buradaki sıkıntının giderilmesinde birinci etken kimdir? Bu mahallenin seçtiği muhtar ve ihtiyar heyetidir. Muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri mahallelerini zaman zaman dolaşacaklar. Kamuoyunu, insanlarını, mahalle sakinlerini, mahallesini ziyarete gelen insanları olumsuz etkileyecek bu ve benzeri olumsuzlukları tespit ve teşhis edip ilgililere yazılı ve yazılı ya da sözlü olarak bildirecekler. Onlar yapmazlarsa belediyenin zabıta ekipleri yapacak. Demek ki önce mahallenin muhtarı ve ihtiyar heyeti üyeleri buradaki mahallesindeki insanlarını tehlikeye sokacak olumsuzlukları görüp bildirecekler. Sonra görmezlerse vatandaş ne yapacak? Mahallenin sakinleri seçtikten sonra yanlış bir kanıya kapılıyorlar. Seçmenlerin seçtikten sonraki asli görevi seçtiği muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleriyle belediye başkanı ve meclis üyelerini görevlerinin başında mı değil mi diye denetlemek gibi bir görevleri vardır. Asli görevdir saygıdeğer izleyenler. Yani vatandaş seçtiği adamı denetlemekle yükümlüdür. Öyleyse biz hatırlatıyoruz mahalle sakinlerine. Önce muhtarınız, ihtiyar heyetiniz çalışıyor mu çalışmıyor mu? Mesaisine zamanında geliyor mu gelmiyor mu bakacaksınız. Gelmiş olsa buradaki sıkıntıyı herkesten evvela görür, ilgiliye mutlaka söyler diyor. Herkesi görevini yapmaya davet ediyoruz. Ünye'nin dünyaya açılan penceresi, oksijen deposu Çamlık, mesire yeri olarak hizmet vermeye başladığı günlerde dönemin belediye yetkililerince buradan gelip geçen çocuklar aşağıya düşmesin diye yapılmış korkuluklar zamanla dejenere olmuş, bozulmuş, kaybolmuş. Aradan geçen uzun zamana rağmen bugün yine yoğun olarak geçmişe oranla daha büyük bir nüfus yoğunluğu ile bu insanlara hizmet vermeye devam eden Çamlık'taki bu korkulukların bir an evvel bu güzergahları kullanan insanların can güvenliği adına mutlak surette yapılması gerekmektedir. Her seferinde söylüyoruz, Ünye'nin dünyaya açılan oksijen penceresi diye bahsettiğimiz Çamlık'a gelmiş geçmiş belediye yetkilileri kendilerince hayata bakış açıları gereği bir şeyler yapıp katkıda bulunuyorlar insanların rahat mesire yeri olarak kullansınlar buraları diye. Ancak yapılmış tesislerden bir tanesi gerçekten yüzüne bakılmayacak kadar berbat hale gelmiş. İnanıyorum kamerada bunu gösteriyordur. Geniş olarak alacaktır. Buradan bilemiyoruz tabii vatandaşlardan bu ve benzeri olumsuzlukları görüp de belediyenin yetkililerine veya mahallesinin muhtarına, muhtar aracılığı ile de belediye yetkililerine ilettiler mi? İletmemişlerse büyük bir eksiklikleri olarak görüyoruz. Biz buradan belediye yetkililerine buradaki tesisin düzenlenerek yine insanların hizmetine sağlıklı biçimde açılmasını öneriyor, saygılar sunuyoruz.